Yiyeceksin ki mal yetişecek. Hemen gel dükkana. Ne diyeceksin sen Beşire'yi? Aa, bu telefonu al, ara. Ama ne bileyim be ben numarasını. Ya, nasıl? Beğendin mi? Sen geç bakalım duvara şimdi. At o telefonu yere, at at at. Hı? Üstünde ne varsa dök şuraya. Valla dağıtırım kafanı ha. Başka bıçak, silah ne varsa hepsini at. Tamam, aman bacım böyle elin şaşırır. Sen fazla oynamayasan.
Şaşmaz, şaşmaz. Tabii şaşabilir. Yani o bakımdan dikkat et kendine. Tamam, hepsini attın mı? He, attım. Sus şimdi. Dön yavaş yavaş. Yürü, hiçbir şekilde etrafa renk verme. Haydi. Hüso musun sen? Beşire'yi vuran öz be öz kardeşi Hüso. Hay yere gelesici Ömer. Bak tam lazım olacak. Koruma da yok bugün. Ha burnunu sokmasa olmaz. Abla ne oluyor anlamadım. Gece gece nereye gönderdin Güldene'yi? Beşire'yi yalnız bırakmamak lazım. Peki ne yaptı bu adam? Daha yapmadı. Ama eli kulağında yapacak. Yapmadan bağladık ki bize dua etsin sonra. Belki katil olmaktan kurtarız şu beyinsizi. Ay ne oluyor ya? Dinar babaya falan bir şey mi oldu yoksa? Geleyim ben şimdi. Sen şuna mukayyet. Tamam mı? Adam ne oluyor? Ali öğrendi, yığıldı kaldı. Tamam, geleyim ben de birazdan. Tamam, tamam. Ama sen eksik kal. Ne? Senden mi izin alacağım? Boş bulundum hesabına. Benim yüzümden. Tamam ağlama tamam. Nasılsa öğrenecekti. Bacım. Hadi giriyorsan gir. Gir haydi gir. Sonra uğra sabah ama. Bak orada benim dükkan. Tamam. Yapacağımı ama sen o karnındakine dua et. Yattığın onca sene yetmedi. Gene mi kızın peşine düştün çıkar çıkmaz? Alçak musubet. Eşkıya mısınız lan siz? Şimdi ne yapayım ben sana? Kaç gündür cehennem azabı yaşatayım bize. Kız kardeşini vurmuşsun. Kız ölümlerden dönmüş. Hala akıllanmadın. Yine onun peşine mi düşeyin? Püh! Yazık be yazık. Çağır polisi çabuk. Ben ne yaptım ki? Ben Şehre'yle konuşmak istedim. Bu silah ne bu silah? O benim değil. Aa! Üzerinden çıktı be. Ne belli? Senin sözüne benim sözüm. Yalan mı konuşayım lan ben? Bilmiyorum artık. Ah! Anam! Anam! Ha? Anam, anam. Gani, Gani. Anam. Duran koş, bir peçete, kolonya, pamuk.
burada ha. Burada. Yani karışmayayım diyeyim ama pek acayipsiniz ha. Adam kızı öldürmek için silahla dolanıyor. Kafasını yarıyorsun. Sonra kolonya sersiniz. Deli misiniz nesiniz ya? Bırak, bırakın ben şunu bir güzel benzeteyim. Yani bacım yani yani. Oy bacım. Bir de sıkayım ayağına kalçasına bir yerine. Temiz temiz. Sonra veririz polise. Meşru müdafaa. Silahlı gelmiş. Öldürsen ne yazar? Çekil abla çekil. Geçiyorum. Geçiyorum. Ne oluyor? Dur dur. Dur dur be. Sabah Beşir'e gelsin. O baksın bakalım ne edeceğiz karar versin. Siz beni polise verin bacım. Ne oldu? Hüküm vermek tersine dönünce donuna mı yapayım? Siz onun fermanını verirken iyi miydi? Siz onu polise mi verdiniz? Ben infaz ederim. Siz şey etmeyin. Beşir Hanım karar versin kolay. Hı hı kolay. Dursun bu burada. Ben gidip malları teslim edeyim. Haydi kilitleyelim şu dükkanı da. Abla ağzını da bağlayalım rahatsız etmesin kimseyi. Hah. Ver. Ulan senin. Nereye gidecek bunlar? Tamam istemez tamam. Ya ağır bunlar. Ben atarım nereye gideceksin? Taksiye koyacaktım. Dur ben bir taksi bulup geleyim. Dur dur Ezobacı. Sağ ol kardeş gözüme girdin bu gece ha. Bacım ben her zaman emrindeyim. Siz beni yanlış şey etmeyin yani. Başta bile iyi, mi? İyi haydi. Bak çeneni sıkı tut kimse bir şey belli etme ha. Aşk olsun bacım. Hadi kral. Neye saldın bu kız Emine? Ben de senin evinde yere attım. Tutamadım ağam. Bakkala gittiydim. Atmış kendini sokağa gene. Aradım ettim. Kahveden ezanda minibüse atladı. Son anda hareket ederken gitti dediler. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ömerlere mi gitti bu kız? He ağam oraya gitmiş. Zeynep'e de demiş giderken. Gel içeri. Gel içeri de azıcık anlat Emine gel. Gel. Bağa çok kızgın mı? Bir acı kahve yapın kız Emine'ye. Yok ben gideyim geç oldu. Merak etme. Kız sana bir şey demeyin. Kaderine yanıyor garibim neyse. İyi iyi. Güle güle Emine. Ulan sizin suyunuz kaynıyor. Aha bak buraya yazayım. Bu kadar kaldı. Bu kadar. Bu kadar. Bacım. Bak hadi biz de gidelim hastaneye. Niye ki? Haber gelir şimdi. Gitsek ne olacak? Yani faydamız olmaz ki ayak altında. Merak edeyim.
Abla yani kız hala şimdi gece gece çıkamayız iki kadın. O gidecek ama. Kim? Ezo. Kimse ona laf etmiyor gece mece diye. Bak hava kararmış hala kapılarda dolaşıyor. Abla ne yapsın, dükkanı varmış karşıda. Hadi kalk. Yok abla sen git, ben yatacağım. Hiç halim yok. O zaman çocuğa bakacak. Abla ben nasıl bakacağım buna be? Ya ağlarsa? Hiç mi kardeşin şeyin olmadı senin? Of. Şş, bir bu eksikti ya. Ya. Tamam. Aman oyuncak olanın bağı yeter. Sıkacağım birine o olacak. Eşin yoksa katil ol ondan sonra. Ezo? Aa, maşallah Recep ağa ayaklanmışsın. Ya ayaklandık ama çıkarmıyorlar ki. Bu kadar ağır ameliyata gene de erken ayaklandınız. He. Nasılsın? Ya kusura bakma. Kurumayı aldık. Hem Ömer hem babam. Ben hallettim o işi. Bu gece karşılaştık. Tuttum kulağından dükkana koydum oturayım. He. İyi yuttu yani. Hem de nasıl? Ölçüyü kaçırma yalnız. Unutma. Sadece bir oyuncak o. Ay iyi ki oyuncak ha. Maazallah oyuncak olmasaydı. Senin eline sadece verilir mi kızım? Ya gideyim ben de. Dinar ağa geldiydi gene. Nereye girdi gördün mü? Ha şurada. İkinci kapıdan. Ömer'i gördüm biraz önce. Tamam. Haydi geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl Dinar baba? İyi. Şükür. Hafif bir sıkışmaymış. Tehlike yok dediler. Üzüntüden. Ne geliyorsun sen gece gece? Ha? Merak ederim neyin yok mu senin? Ana! Tamam gideyim zaten. Duracak değilim, dertlenme. Kendi işine baksın. Dolanıp durma etrafımızda. Bak Hacer ana. Tamam Ezo. Gel biz çıkalım. Şimdi böyle olduk ha? Hiç beklemezdim Hacer anadan. Sen kusuruna bakma onun. Kendinde değil. 3 gündür kenarda köşede ağlıydı. Babamdan saklayacak Ali'yi diye içi katıldı. Hem babam hem Ali. Kendini bilmiyor artık. Dinar babamı küçücükten severim ben. Ondan izin soracak değilim yanına girmek için. Babamın da gözünde senin yerin bir başkadır. Bilmiyor musun? Ama bilemedim bu telefonu. Bir cep telefonu alacağım bu kız artık. Bu ne be? Ece servisi ele aldı artık ha. Bu böyle olmuyor Hacı de. Benim çatımın altında yaşayacaksa bu saatlere kadar sokaklarda kalamaz. Canımız ciğerimiz ama dinlemem bak. Aman dur be. Bir şey olmuştur işmiş. Tüken cevap vermeyeyim. Belli ki sonra bir yere gitti. Aman kötü bir şey olmasın da. Alo. He Macit ben. Bak Macit efendi. Bu Ezo'ya sahip çıkın. Gece bu saatte Ömer'in dibinde. Necmi sen ta hastaneye kadar geldin. Bir çemkireyim ama. Bir rahat vermiyor oğlana. Bak karısı hamile. Bu yolundan çıkacak oğlanı bak diyeyim size. Salıp durmayın üstüne çocuğu. Sen ne diyin Hacer Hanım? Ömer bırakmayıp peşini. Nerede o kız, hastanede mi? He hastanede. Bir de ben bunun babası sayılırım dersin. Göreyim bakalım babanı.
oluyor? Gene ne yumurtladı o cadı? Bana bak Macide. Ben kendime şerefsiz dedirtmem. Macit, nereye? Macit! Ne oldu o takip eden Beşire'nin kardeşi? Bir yaramaz durum yok değil mi? Yok yok. Sayende korumayı da geri çektik. Bekleyin bakalım. Bak, ben kendime bir karısını koruyamayayım. Ele muhtaç edip dedirtmem. Adam lazımsa ben koyarım kapına. Sana değil. Orada öyle ortalarda dükkan işleteceksen... başım boktan kurtulmayacak her şekilde. Bakır, ben ne diyeyim? Sağ bir ev tutak. Bir de maaş bağlayayım. Ne kadar istersen. Otur keyfine bak. Çocuk doğunca ben de gelirim. Oh iyi akıl valla. Ömer, bayram geçtikten sonra kınayı gerine yap. Geçti bizden o işler. Ben kendim dinleyeyim kazanayım çok şükür. Sen düzenini kurdun. Çocuğunu şeyini güzellikle büyüt işte. Tamam düş benim yakamdan artık. Sen de seviyorsun beni. İstemiyorsun ama seviyorsun. Kimse senin tırnağın olamaz. Gel artık naz etme. Bırak peşimi Ömer. Ben hasretimden ölüyken sen o karının koynunda çocuk peydahlıydın. Ezo. Rahat bırak kocamı. Yettin artık. Ne sıvışık garı bu be? Fatma. Sus vallahi geberdim seni ha. Ne diyorsun sen be? He? Ömer. Bırak. Bırak yüklü kadın. Bir şey olacak. Bakın şunun yaptığına. Bir rahat huzur vermedin. Hasta babasının başında bile rahat bırakmayı garı. Güzellikle dedik anlamadın. Ana al şunu. Sağ bundan al. Sonra böyle. Gel. Bir daha kocamın etrafında gel. Göreyim seni. Gel. Gel yavrum. Gel. Yürü eve. Bak Macit baba ben. Baba deme bana. Diyeceksen de. Beni sayacaksın bundan sonra. Macit baba. Sen bakma bunun dediklerine. Vallahi yok bir şey. Seni de görmeyeceğim karşında bundan sonra. Yürü. Gel. Of. Geç şöyle. Otur şöyle otur otur. Otur geç. Zor işler bunlar ortak. Kardeşimin acısı yetmiymiş gibi bir de bunlarla uğraşayım. Sen nasıl oldun? Kurşun yerleri iyileşiyor ama başka yerlerin acısı artıyor. Ne oldu hanım? Babam evine göndermiş. İyi. İyi öldürmemiş bari. Öldürmedi ama sonra kendini öldürmeye kalktı. Ne yapıyor şimdi? Nerede? Çekildi. Yok oldu. Odasından çıkmıyormuş. Yıllar sonra kavuştum babama. Başımıza neler geldi hale bak. Aşk ferman dinlemiyor Recep. Bizim halimize baksana. Öyle Ömer. Kamyonların gelmiş. Ne olacak ortak? Ortaklık devam mı? Öyle gibi tertip. Tamam o zaman. Ben yarın işe çıkarıyorum onları. Büyük bir sevkiyat geldi. Seninkileri salıyorum. Siftah et. Recep. Benim kamyonlar temiz olacak. Benimkiler de Ömer. Bundan sonra benim için varsa yoksa hayat... Keyfini çıkaracağım. Kasmayacağım kendimi artık. Anam ne istiyorsun? Dıga basa mamayı edilmiş masaldın değişti. Ya gecenin ikisi niye bağırıyorsun hala?
Hah, geldiler. Anam imdat, yetişin ya, yetişin ya. Fatma abla nerede? Nerede olacak? Üzerine vazife olmayan işlerin peşinde. Eyvah, ne yapacak? Çatlıyor bu, her şey de tamam. Memesini ver. Neyse, memeyi alınca hemen sustu. Of, nasıl akıl edemedim ben bunu. Ne oldu Ömer abi? Baban nasıl? İyi, iyi. Çok şükür. Ömer abi, ben bilemedim. Seni bırak. Ben indirdim asıl adamın yüreğine. Neyse. Öğrenecekti nasıl olsa. Bugün değilse yarın. Sen nasılsın? İçim yanıyor Ömer abi. Atayım kendimi oradan oraya. Köyde duramadım. Her yerde onu göreyim. Ah Meryem, ah. Bu acı hiçbir şeylere benzemiyor. Sıkıştık kaldık. Ne edecek? Birbirimizin yarısını saracak el ele verip. Otur şurada işte. Burayı evim bil. Bilal'le yüz yüze oturup kinlenip duracağına ağandır. Kırıp geçmek olmaz evim. Zaman geçsin. Kendini toparla. Bayağı gelsin kardeşimden. Bir parçasısın. Allah iyi günler de gösterir inşallah. Güçlü olacak. Sen bana dayanak olacaksın. Kardeşlik edeceksin. Alo. Hacı. Hacı. Çay hazır mı çay? Size diyeyim, neredesiniz? Bir Allah'ın kulu yok mu lan evde? Kahvaltı sofrası hazır mı? Değil. Çay vereceksin mi Ayşe, çay? Çay koymadık daha. Lan, lan bu saat oldu. Nasıl çay koymadınız hala? Allah Allah. Allah Allah. Bir kelime ne o ettin de sen? Devrilip yattınız. Hiç. Kız anlat şu kalkmadan, kanını kurutma insanın. Çocuk kimi sürdü getirdi beni anlamadan dinlemeden. Gelen vuruyu giden vuruyu zaten. Ne yazdı o Hacer gene, ne di? Dinar baba Ali'yi öğrenmiş, düşmüş kalmış. Ben dükkanı kapatırken onu götürüydüler ambulansla.
Ben de ne olayım nasıl diye hastaneye uğradım. Bu Hacer ana terslendi bana. Erkek gibi gezeyim maşallah kapı kapı. Gelirsin eve, çok merak ediysen biz gider bakarık. Öyle bir başına nasıl gezilsin sen? Bak Macit baba ben... Hava kararmadan evde olacağım bundan sonra. Yoksa dükkan da yok. Hava kararır sırasında Macit baba. Mal yapayım, iş olayım. Okul mu bu? O saatte bitmiyor işte. İşine gelmeyeyim mi? Aa, susun artık tamam. Dikkat eder artık. İşine gelmeyeyim diyeyim. Macit baba ne diyorsun sen? Benim çatımın altında böyle. Beğenmeysen kendin bilirsin. Bak Macit baba ben çocuk değilim. Orada ekmeğim için dedinim. En iyi şahidim sensin. Bilmiyor misin? Herkes benim üstüme geliyor haksız yere. Ses çıkartmadıkça azıttın. Ben bu kadar lafı yiyecek değilim senin yüzünden Ezo. Azıttım demek. Bu nasıl laf Macit baba? Ben neysem kabahat olayım değil mi? E tabi ben kimim ki sözüm para etsin? Ama sebebin değil mi sağ? Kimseye minnet etmeyeyim ya ondan. Sağ da etmeyeyim Macit baba. Sağ da etmeyeyim işte. Değil mi ki sen beni onların bir lafıyla silisin? Sağ da minnet etmeyeceğim işte. Kızım. Bırak. Ne diyecekmiş minnet etmeyip bir görek. Bırak değil sağ. Hakkınızı helal edin. Uzun. Delirdin mi? Yok, çok şükür daha delirmedim. Aklım tamamen başımda olaraktan gideyim. Haydi kalın sağlıcakla. Bu kapıdan çıkmanın dönüşü yok Ezo. Bileyim Macit baba. O tokatın da dönüşü yok. Kız nereye gideceksin? Aklımı mı şaştın? Baban sayılır o senin. Şeyler çeviriyor bunlar haberi var ama kız öldürmeye gelmiş durun. Yedim bağlayayım mı gene? Yok. Doymuyor ki bu kaçıncı simit? Bacım karar verdin mi? Ne yiyecek bunu? Ne iş ya? Ağlama bacım. Söyle bunlara beni bıraksınlar. Bir daha yolunuza çıkmam söz. Ha biz de yuttuk. Sen bu kızı vurmak için elinde silah geldin. Ha? Sen hapisteyken bile bu kız rüyalarından bağırarak uyandı. Senin onu vurup kaçtığın günü hiç unutmadı. Ne demeye vurmuş bu vaktinde kardeşini? Onun için de çok yaşlı bir adama vermişler bunu. Adam bunu ilk gece dövmüş sövmüş. Bu da kendini asmış. Kurtarmışlar. Sonra da kaçmış gelmiş köyüne. He sen misin gelen? Bu soysuz çekmiş vurmuş sahip çıkacağına.
Ölümlerden dönmüş kız aylarca. Yok, ben kimsenin karar vermesini bekleyeceğim. Lan değilim. Senin ne farkın var bundan ha? O da hayvanmışım gibi davran, iyi sen de. Durdan amandan anlayayım mısın? Az mı korundan elimizi ayağımızı titrettin ha? Geceye kaldık mı? Duymuşuz gibi dadanmadın mı kapılara? Ula oğlum, ben buradan çıkınca sen öldürmezsin lan. Köpek! Ay, kes lan! Ay, sus! Köpek! Seni öldürmeye geldin. Kardeşini koruyana bak. Bizim niyetimiz temiz hiç olmazsa. Beğendik baktık. Sevmek günah mı? Ona değil, sana bakıydım zaten aslen. Hop, ağır ol. Ne oluyor lan burada? Aman ağam, bana sorma, kendin bak. Ha, şimdi tamam oldu. Bu esnaf abuk subuk bir şeyler değil. Bir katil tutmuş Ezo, burada tutuymuş. Ne oluyor burada be? Bu kim? Tamam mıdır Hasan? Bu tamam. Kiremit için 500 desek? Bir. Sıvası, boyası, tesisatı. Yok, bir de oraya gider mi ha? Anca. Tamam. Ben Ömer'le konuşacağım. Şu kalanları da o halletsin. Sıra geleyim makineler ha? O kaç para tutacak acaba? Bayağı bir tutar diyorum. Hayırlısıyla Bahar'ı açacak mı ilk işletmeyi? Açarık, açarık. Hey. Diyorum, ne at verecek zeytinyağı? Dur hele. Ne olmuş buna? Bunun canı çekilmiş, gözlerinin feri gitmiş. Dayıyorum. İki yumurta kırsa bağ. Bir de daha az ekmek bul. Ne oldu ağam? Evde yemek vermiyorlar mı? Vermiyorlar. Anlaşıldı, karılar bunu aç bırakayım. Ama onlara kızamayayım. Şöyle bir bakarsan ben ekmek yemek verilecek bir adam değilim. Sapıtmış bu. Kafasına darbe aldı o gün, ondandır. Ağam, çıkmışsın ortaya madem. Dabuya gidek de şu benim işi halledek. Ne işi lan? Ağam dedin ya o gün. Şu senin darlayı verecektin hani. Meryem'i, Ali'yi, bilene duyana kara ocaktaki 10 dönümlük sulu tarlayı bağışlıyor. Üstüne de ballı adam tam 10 milyar para dedin. Ne tarlası lan? Oğlan öldü gitti. Bacım beni reddetti. Recep vuruldu. Lan az kalsın ölüydüm. Lan sen çeneni bir tutsaydın, çeneni. Bunların hiçbiri olmayacaktı. Dede. Neyse, kendini buldu. Doğru değil. Emine. Buyur ağam. Benimle evlenir misin? Hı? Bismillah. Çıkmama bir hafta kaldı, kalmadı köyden haber getirdi birisi. Başladığı işi bitiremeyecekse köye hiç gelmesin demiş amcam. Biz araştırdık. Kız şurada, şurada. Silahı da parası da hazır. Çıkınca halledecek illaki demiş. Kardeşin lan o senin kardeşin. Sen kardeş acısı nedir bilin mi? Şu dalı nasıl kıracaksın gözünün içine bakıp ha? O bunun dilinde. Kalk. Kalk haydi. Aman ne yapayım Ezo? Çözün şunu. Kalk. Kalk. Kapıda taksi bekleyin. Siz de geleceksiniz kızlar. Ezo, manyak mısın sen ya? Aman yok ağam, şey etme. Şimdi patlar matlar falan bu, Allah korusun. Şişt, ya git içine bak Ömer. Aa. Ya delirdin mi Ezo? Ne işlere kalkışıyorsun sen? Evet delirdim. Kendi kardeşini öldürmeye gelen birine kibarlık edecek değilim. Haydi bin taksiye. Bak çantam da ona göre. Geliyorlar işte.
İnfaz edecekler. Demek karar çıktı. Dediydim ben size. Bırak bırak, merak etme. Ben bakayım dükkana, merak etme sen Özü abla. İyi. Kızım merak etme, biz buraya bakayım. Buyur Hüso Bey, içeri girek. Abla ne edeceğiz içeride? Misafirliğe geldik. Geliyor ki bu. Kimin evi burası? Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Aa, adam da gelmiş. Hanımlar susun acık. Bakın bu misafirle azıcık konuşacağız burada. Sohbete geldik. Hı hı. Nereye geldik bileyim mi Hüso? Aha bak bu hanım 10 senedir bu evden çıkamıyor. Bunu döven, sakat bırakan adam hapisten çıktı ama bu sokağa çıkamıyor. Herif bunu görür bulur diye burada hapis yaşıyor. Bak, bunun da çocuğu burada büyüyor. Amca çocuğu peşinde. Nasıl? Aynı senin yattığın hapishane kimi değil mi? Tek farkı bu kadınlar mahkum değil. Mecburen kalıyorlar burada. Senin gibi kalın kafalılar yüzünden. Senin kardeşin de burada yaşıyor. Benim yanımda çalışıyordu. Oh şükür bir işe yarayayım. 2 kuruş kazanayım diye yanağına renk geldiydi. Ama onu da çok gördüm. Sen Beşire'yi mi vurmaya geldin buraya? Yazık değil mi oğlum, genceciksin. O kadar yatmışsın. Kendi eliyle hayatını karartır mı insan? Bak hala sağ bir şey yapmıyorlar. Güzel güzel konuşuyorlar seninle. Göreyim değil mi? Ha? Senin gibiler yüzünden hayatları kararmış ama bak seni boğmuyorlar. Çay, börek, çörek bir şeyler ikram ediyorlar. Bu salak Beşir'e karnını doyurmaya uğraşıyor. Ama sen bunu öldüreceksin ha? Ha? Yok abla, tövbe. Sen kimsin ha? Kimsin? Azrail'den başka kim can alabilirmiş ha? Sen kim olayın? Bu ceylan gibi kızı mı vuracaksın? Daha gelin olacak o. Bebeleri olacak hayvan. Sağ dayı diyecek o bebeler. Elinden tutup çarşıya parka götüreceksin o bebeleri. Kardeşinle sen kız istemeye gideceksin. Salak. Kimi vurayım lan? Bu ana kuzuları nerede yetişiyor? Ya nerede yetişiyor? Abla, abla ne olur yapma abla. Ha? Abla. Abla yapma. Abla. Abla kimseyi içeri almayın. Bağ kalırsa sen... Çıktığımda burada olma sakın sen.
Ezo. Saat kaç oldu? Niye kapatmadın hala? Ezo. Haydi kalk, evine bırakayım seni. Benim evim burası artık. Dükkanda mı yatacaksın? He. Ezo'm. Haydi sapıtman bugünlük yeter. Kalk. Ben artık Ebe Hanımlar'da oturmayayım Ömer. Neden? Kavga mı ettiniz? Dünkü dava mı? Macit babam ağır konuştu. Bir de okşadı az biraz. Ben de topladım pılımı pırtım. Kalk hadi kalk. Çabuk bizim eve. Haydi. Ay hiç gülesim yoktu durup dururken. Allah iyiliğini versin. Ya gülünecek bir şey yok. O evin hanımı sensin esasen. Fatma benim bacım. Kendi de biliyor bunu. Mahsus yapayım. Sana nispet. Ezo. Neredesin kızım sen? Hadi çabuk eve kalk. Ya bırakın ya. Bir o çekeli bir bu çekeli. Bir ev bulana kadar burada kalacağım ben. Otur yanında görürsün sen. Hadi Macit baban gelsin otursun evine dedi. Kırmayın bir tarafını dedi. Bak gece gece ben düştüm yollara. Ayıp be kuzum. Ha o tokattan sonra beni böyle eve davet ediyi demek. Kırarım bir tarafını diye haber ederekten. Davetiyeye bak. İşte onu affettim deme şey. Anla. Anlamayayım. Benim ona buna kırdıracak yemeğim yok. Laf anlamıyor be ana. Bir deliliği üstünde ki bugün. E delirtiyiz kızı normal. Doktorunu çağırak bari. Belki o yola sokar. Ezo abla. Dükkanı çok güzelmiş. Vallahi ancak gelebildik çocuk bakmaktan. Ne olayım sizde bir hal var. Yatacağım uyuyacağım şurada bırakmayalar Meryem. Yeter saçmaladın hadi eve kalk. Ezo. Bak akşam akşam hepimiz yorgunuk. E tamam işte. Dağılın yatak uyuyak. Kilitleyeceğim kapıyı haydi. Ömer abi çocuğun sütü yokmuş. Alıversin dedi Fatma abla. Ama işim varsa ben alayım. Açık bir yer var mı buralarda? Tamam ben alırım. Evde havalar çok fena. Guduri Fatma. Bir gün çekecek vuracak bunu. Sen sağ ben selamet zaten. Aman ne iyi olur. Oh istirahat ederim şöyle bütün dertlerden uzak. Abla. Bak sevdiğin hayatının kıymetini bil. İnsanın sevdiği gidince. Ne olacak böyle kızıma? Bak gidişin gidiş değil senin. Sonuna kadar Ebe Hanım. Çıkış kapısına kadar gideceğim. Sen şimdi eve gelmeyeyim mi? Gelmeyeyim. Sen bil. Beni yok bil bundan sonra. Beni adam yerine koyana kadar kimseye boynumu kıracak değilim. Say beni sayam seni. Macit babama selam et. Sokakta bir enik bulsun onun kemiklerini kırsın. Kız. Eltepe kızın peşine mi gitti ki? Yok abla. Arabası burada. Bize kızdı. Gelmeyi bana kalırsa. İçim kaldırmayayım. Yüzüne bakamayayım. Ali'nin ölümüne sebep oldu yere gelesice. Benim de canıma tak etti valla. Dayak, küfür, itiş kakış. Adam olsun acık. Ağan nerede? Ağan nikah ediydi Emine Hanım'la. Gecelik entarisi, terlikleri falan varmış. Onları almaya geldim. Kız! Çekil! Allah bir yastıkta kocasın. Amin. Amin. Ne yapıyorsun sen am?
Ana, başımıza gelen doğruymuş. Doğru ya, doğru. Tatlı baklava bir şey efendim, ama efendi. Yok, gideyim ben. Geç oldu. Yemem bu saatte. Kız, Emine utanmayayım mı sen? Ben sana şimdi gösteririm. Doğru, kız, dur, dur. Ortada kalmış adam. Sizden avrat mı oldu? Ne yaptınız? Rezil ettiniz koca ağayı. Hadi. Yarın da yok olun o evden. Ananızın köyüne. Yallah. Kız sen kimin evinden çıkıyorsun? Kızınlar ağlayıptır ya. Siz de o evde oturacak değilim. Dur. Bırak sultanım, bırak kalsınlar. Kim görecek hizmetimizi? Bırak kalsınlar, yapsınlar. Şimdi sana gösteririm. Ne diyorsun? Parçaları içeri ver. Kim kovdu? Parçaları içeri ver. Parçaları içeri ver. Parçaları içeri ver. Parçaları içeri ver. Şimdi gösteririm. Sana gösteririm. Gel buraya. Pazarı şimdi göstereceğim. Bırak kız beni. Gel buraya. Parçalayacağım seni. Bırak. Parçalayacağım. Gel buraya. Anam. Tanrılar gazeteyi. Tutun tutun. Allah bırakamıyorum be. Anam komedi başladı. Yüreğim işte sayelerinde. Yeter ulan yeter. 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 Ben size dedim. Benim mutluluğuma kimse mani olamaz dedim. Suyunuz kaynadı dedim. Aha bu kadar kaldı dedim. Şimdi... Dönün evinize, avratlığınızı bilin. Dönün evinize. Sultanım, sen gel böyle. Dönün lan önünüze. Geç yerler. İnadı tuttum bitti. Bak çıkmıyor dükkandan. Her gün bir şey bulayım. Bak adam arabada yatacak. Bu soğukta bu deli yüzünden. Ne yapsın? Bırakamayayım işte gece gece. Ya git evine şeyine, sıçratma şu kadını başıma. Sen eve gelmezsen ben de burada uyuyacağım işte. Hay Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabır ver. Rahat rahat uyusan iskemlede. Kimse giremez dükkana, merak etme. Gelin olunca kulağıma kiraz takacağım derdim, bilin mi? He. Toplanıp kiraza giderdik. Her yerimiz kiraza bulanırdı. Hava ılıcacık olurdu. Koşup oynamaktan evlere giremezdik. Bizim kirazlık satıldı. Neden ki? Kaplıca çıkmış köyde. Otel yaptılar oraya. Senin de payın var orada. Kim verecek ki bana payımı? Babamdan bana geçtiydi. İçerideyken vekalet verdim, sattı amcam. Parası hesapta. Senin o para. Dokunmadım. Mezarımı mı yaptıracaktın o parayla? Ben de artık buralarda bir iş tutayım. Köye dönülmez. Ne edecekler duyunca? Edecekler. Peşimizden akacaklar buraya.
Şikayet edeceksiniz. Şu beni azmettirdi diyeceksiniz. Şikayetçiyim diyeceksiniz. Adalet icabına bakar. Sığınma evinin avukatını çağırırım ben size yarın. Yeter ki sen adam ol. Her işin çaresi var. Hadi yatın artık. O kadar senenin lafı bir gecede bitmez. Nerede yatacak bu? Girsin benim odama. Kimseye söylemem. Sabah erkenden müdür gelmeden götürürsün. Allah razı olsun bacım. Buyurun. Sağ olasın. Kahvaltı etmeden içiyorsun bunu. He, içeyim. Bir lokma bir şey vereydim. Rejim yapayım ben. Ben sana öğlen bir yemek yapacağım. Bak görsen rejimi mecimi. Ben gideceğim Pembe. Nere? Çiftliğe. Bir zaman gelmeyeceğim. İyi. Toplanayım ben de. Sen burada kalacaksın. Recep'e bakacaksın. Eve çıkacak oğlan. Seni bırakmam orada. Recep'i alalım gidelim. O da daha iyi doparlar. Taze taze her şey. İstemeyeyim kimseyi. Sağa soracak değilim. Anlamadım. Anladın. Ayaklar başı oldu ya. Çivisi çıktı bu alemin. Çivisi çıkan sensin. Olmayacak duaya amin diye diye işleri bu hale getirdin. Her şey dengi dengini. Bacak kadar kızı eve garı diye getirirsen olacağı bu. Su yatağında akar. Ne etsen çeviremezsin. Allah baktı baktı bu buna değil, buna daha münasip dedi. Kendini artık daha dengin bir garı bul. Bu sana ders olsun. Heh, senin gibi mi mesela? Ne var? Bizi adamdan saymayın mı artık? Böyle demeydin ama 10 sene önce. Ya sen de abuk subuk konuşma ya. Ben kocadım değil mi? Ama sen hiç aynaya bakayım mı? Boyun bile kısalmış be. Bir şey yaz sen buna. Gidişi gidişte. Çok güvendiğim Macit babadan tokat yemiş. Buna tepki göstermiş. Sevdiği kocasını başkasına kaptırmış.
Kardeşi gibi sevdiği Ali ölmüş. Bu tepkileri vermesi çok normal. Hasta değil. Bence iyileşme bunlar. O yaşta bir kadın hala emir alarak yaşayamaz büyüklerden. En iyisi ben size bir ilaç vereyim, kızı rahat bırakın. Macide abla, onu ölü gibi yatarken ilk gördüğüm günden beri ne kadar büyük gelişme gösterdi. Yani sen de bir ayağa kaldırdın, tam ayağa kaldırdın be doktor. Ama bu kadar da fazla. Dükkanda yatıp kalkacakmış. Olacak şey mi? Burası Amerika değil ki. İşte yapamaz diyordu herkes. Ama becerdi değil mi? Evini de kurar. Canım olur mu gencecik kadın? Biz dururken, kocası dururken. Neden olmasın? Ya neden bu kadar korkuyorsunuz kadınların başlarının çaresine bakmasından? Üstelik sen de bir kadınsın. Yani bir düzeni şey var alemin. Herkesin yeri belli. Bırak bunları Macide abla. Kaç hayatı var insanların? Değer mi itilip kakılmaya? Hey, aferin. İyi cazdır sen gene. Ev de bu. Bulacağım tabii. Dükkanda yatacak değil ya. Aman zaten Ömer korma onu orada. Çeker alır ona. Vallahi Macit üzüntüsünden bitti. Gururdan şeyden de gidemiyor da ikisi de inat. Bir daha sokakta görse bakmazlar birbirlerinin yüzüne. Ben ez öyle gurur duyuyorum Macide abla. Sen ne dersen de. Acık gururdan fazla bir şeyler duysan iyi olacak ama. Duymuyor muyum sanıyorsun? Ama o hala kocasına aşık. Ama ben çok inatçıyımdır. Uyan! Çekil şuradan. Allah Allah ya Ömer! Kalk Ömer! De haydi! Koruma tedbiri olarak arabayı yapıştırdı dükkan Ömer'de. Aman! Yakma! Demek infaz gerçekleşmedi. Ben de gazetede okuruz diyordum ama. Amma ağır uykusu var be. Hadi çay söyleyin, poğaça, simit bir şey alın, öldük acımızdan. Sen git dediklerimi al. Çay da söyle kahveden. E hadi kıpırda. Çantadakini de unutma ha. Hemen Ezo bacım. Buyur, çay hazır. Üşümedin inşallah. Üşüdüm aslında. Ekmeği niye de hemen sıcak bir banyo yap. Aman çocuk var, baban gelecek. Garip şey olma. Babamları alıp köye götüreceğim. Neden? Hasta hasta soğuk eve. Ana mezoya rahat vermeyin. Babam da öyle isteymiş. Mezarlığa gideceğim. Oğlumun kokusu var evde değil. Allah sabır versin. Günaydın. Günaydın Ömer abi. Çay var mı? Var, mutfakta. Neyse, gidemem o kadar yolu. Ne kadar yolmuş? Hadi Ömer'e de koy. Tamam. Sen bilmeyin. Ağam Emine'ye nikah kıymış dün.
Neredeydin sen kız? Zeynep abla aradı hatırımı sormak için. Göl'le anlatmış. Göl birbirine girmiş. Garalar artık buna yemek memek vermiyorlarmış. O da Emine'ye almış. Emine de Hatice ablaları evden kovuymuş sürekli. Ya bu nasıl iş? Vallahi festivali kaçırdık Ömer abi. Orada olup seyretmesi vardı. Bağ koymadın mı? Aşk olsun abla. Ne diyorsun bu işe? Hakkınız değil mi dörde kadar? Hakkımız. Acık daha yumurta yapayım mı? Az geldi orada. Yok sultanım, doydum. Eline sağlık. Sen bir acı kahve yap şimdi de karşılıklı içek. Tabii içerik ağam. Ben hemen getireyim. Hadi. Keklik gibi seki vallahi. Genç kız gibi vallahi, genç kız. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Avrat dediğin böyle olacak. Bize bunda mı yapacaktın ağam? Sağ bu kadar hizmet ettik. Hakkımızı çiğnedin. Neden ulan neden? Ha iki ha üç size ne lan? Bunu mu buldun bula bula? Gencini diyeyim istemeyiz. Ezo'ya neler ettiniz neler. Yaşlısını getireyim istemeyiniz. Maskara olduk köylüye. Beter olun inşallah beter. Bana saygısızlık ettiniz. Dua edin de sizi sokağa atmadım. Daha da bilmem. İyi geçinin bunundan. İki dudağının arasında kaderiniz ona göre. Kardeş. Bedeli mahsul mu bağışladılar? Ha? Kaç para ödedin? Can parası. Ödemedim. Hizmet olarak mı ödeyeceğim? Ula oğlum işine baksana sen. Sordum. Hüso! Buyur abla. 7 kere 5 ne? 35 abla. Heh. Git deterjan al, yerler silinecek. Kir içinde her yer. Emrin olur abla. Keşke para versin. Böyle zor. Kaç sene hizmet kestiler sana? Ula oğlum get hadi get. Şurada. Allah Allah. Buysa beni değil ama seni yakında vurur abla. Bir de duran damarına bak. Abla. Ha. Sen duydun mu haberi? Ne haberi? Abla. Ay ne olayım ne gebeliğin ağzında. Bu duran var ya. He. Güldeneğe yanılmış. Oh. Bak sen kız nereden çıktı bu? Dün itiraf etti. Ha sıradan deney bu da ha. Ama iyi çocuk be. Geçti o manyaklıkları. Kız Güldene. Bu Metin çocuğu ha. İyi günler hanımlar. Oo doktor. Hoş geldin. Özlettin kendini. Ezo, seni bir yere götürmeye geldim. Nereye? Sürpriz. Beşire, benim kabanı getir. İyi, haydi bakalım, gidek madem. Heh. Bak, bunları bitirin. Teslim etsin Hüso. Sonra da avukata gidin beraber. Hı. O şikayet işini bitirin. Güldene bakar dükkanı. Ben tembih ederim, duran göz kulak olur. Haydi, akşama görüşürük. Fatma abla. Fatma abla bir baksana.
oldu Meryem? Bana kalırsa sen boşuna tasalanıyorsun. Bak dedi dersin. Bu doktor bir şekilde alacak Ezo ablayı. Doktor mu geldi? He. Aa bak bak bak. Bak Gülüşay'ın çıkıyorlar. Oh. Çok beyefendi adam. Hastanede çok ilgilendi benden. Fena halde yanık Ezo'ya. Bütün hastanede biliyor ha. Bak seni buraya getirdim. Bu evi tut demiyorum. Sadece hayal kur diye getirdim. Bak, kimin evi bu? Boş. İyi kötü eşyaları da var. Yan komşu benim hastamın annesi. Ev sahibi de onlar. Güvenli temiz bir yer. Senin durumunu da biliyorlar. Sadece bakacaksın. Büyük bir adım atman gerekmiyor. Ne diyorsun? Nasıl karşılarım parasını? Hem bırakmazlar ki. Ne kadar çok şey başardı şimdiye kadar, unuttun mu? Doktor, sen var ya başımın belasısın be. Anam neler dikilir bu bahçeye. Meyve ağaçları da var. Bir ev tutan çıkmış buna. Ondan bize yüz vermeyi. Haydi artık gidelim bu kapıdan. Işık söndü, ayaz bastı gönlü. Tanıyan terk edelim sokağı gönlü, gönlü başımın belası. Yavaş yavaş alışalım geceye, umut etme ne yarına seneye. İkide bir tutup da pencereye, dönüp dönüp bakma artık gönlüm, 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 başımın belası. İkide bir tutup da pencereye, dönüp dönüp bakma artık gönlüm, 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 başımın belası. Yaralıyız belli etme kimseye.